Merhaba arkadaşlar, bu videomuzun konusu hareket ve kuvvet olacak. Konu anlatımı çözeceğim sesim ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan çalışma defteri fizik 9 hareket kuvvet 3. sayı testi olacak. Beceri temelli testleri çözüyoruz. 3. sayının diğer sorularını da tamamını çözdük. Oynatma listelerinde zaten tüm sayıların hepsini sırasıyla bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar. MEP yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekler için. Ben de size soruları çözerken konu anlatımı yardımcı olmaya çalışacağım. Birinci soru A demişler. Bununla başlayalım arkadaşlar. Der ki K ve L araçlarını şekilde belirten 4 farklı nokta için anlık hız ve zaman tabloları verilmiştir. Birinci, ikinci, üçüncü zaman. Evet, 4 zaman içinde arkadaşlar tablo şeklinde verilmiş. 15. saniyedeki ivme değerleriyle bitiş çizgisine kadar hareket etmektedirler. En son sahip oldukları ivme ile arkadaşlar hareketlerine devam ediyorlar bitiş çizgisine kadar. Güzel. Tablom burada zaten. Şekli anlamış oldum. Başlangıç, bitiş. Şekil çok da önemli değil. Kırmızının önde olduğunu görüyorum. K ve L araçlarının hız zaman grafiklerini tablolardan faydalanarak çiziniz. Çizdiğiniz grafiklere göre araçların ivmelerinin yönünü ve büyüklüğünü bulunuz. Güzel. Gelin arkadaşlar bulmaya çalışalım. Şimdi zamanlar 05, 9, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane aralığım var. Her bir aralığı 2 kabul edelim. Bu durumda benim 5'e ihtiyacım var. Şurası 5. 9'u bulalım. 6, 8, 10, 9 burası. Yani ölçekli çizmek üzere 15 de burası. Diğer tarafta 0, 4, 12, 15. 4, 6, 8, 10, 12... ve 15. Tamam. Bu değerler için arkadaşlar şu değerleri tabii ki tabloya yerleştireceğim. Şunları da 5, 10, 5 diye gidelim. Şurası 10, 20 ve 30 olsun. Şunlar da aynı şekilde 10, 20, 30 olsun. Beşer beşer. Şimdi sevgili arkadaşım bak 0'da 0. 0'da 0. 5. saniyede 30. Hop 5. saniyede 30. Şu noktayı alacağım. Evet. 9. saniyede 18. 18 alıyorum. 18 yaklaşık şurada bir yer. Tamam. Ama en azından bunun 18 olduğunu da söyleyeyim. 18. Burası 30. Bu değerler önemli benim için çünkü. 15'te de 24. 24. 18, 20, 25. Şurası da 24. Şurada bir yer. Buna da 24'ü yapıştırdım arkadaşlar. Bu arkadaş da bu. Tablo böyle yapılır arkadaşlar. Şimdi bunları birleştiriyorum. Yani tablodan grafiğe geçişim. Hızım önce 0'dan 30'a artmış. 30'dan 18'e düşmüş arkadaşlar. Daha sonra 18'den de 24'e fırlamış, çıkmış. Grafiğimin birinci hali bu arkadaşlar. Bana burada çizdiğiniz grafikte göre araçların ivmelerinin yönünü ve büyüklüğünü de bulunuz diyor. Diğer arkadaşı da çizelim. 0'a 0. Bak 0'a 0. Koordinat sisteminde yani dik koordinat sistemini biliyorsun ya sevgili arkadaşım. Bütün grafikler öyle şeydir zaten. 0'a 0 noktası. 4'e 20. Hoş senin buradaki ölçeklerin. Hocam burada 2 birim kabul ettin. Niye burada 5 5? Şimdi burası zaman kendi içinde tutarlı olmalı. Burası da hız sevgili arkadaşlar. Bunları da kendi içerisinde tutarlı ölçekli yapman yeterlidir. Buradaki ölçeğin burada ölçekle aynı olması gerekmiyor. Koordinat sisteminde öyle tabii ki. Buralardaki her bir birim buradaki de her bir birimle aynı olmalı. Yer darlığından dolayı bunları farklı farklı yapabilirsin. Ama dediğim gibi aynı eksende aynı ölçekleri, aynı eksende aynı ölçekleri yapmak her zaman y'dir. 4'e 20 yakaladım. 20 ve 4. Güzel. Daha sonra 12'ye 12. Vay vay vay. 12'ye 12. O arkadaş da burası. Burası da 12. 12'yi de yapıştırdım. Tamam. 15'e de 24. Top 20, 24. Şurası. Bu da burada. Bak bu arkadaş da önce arkadaşlar 20'ye çıkmış. 20'den 12'ye inmiş. 12'den de 24. 24'e çıkmış. Evet. Görmüş olduğunuz üzere. Ben bunların altında kalan alanları bularaktan da kat ettikleri mesafeyi bulabilirim. Zaten bak dikkat edersen kırmızının altında kalan alan sevgili arkadaşlar daha fazla gibi duruyor. Netekim bak kırmızı aracı önde çizmiş.
çizici de. Şimdi arkadaşlar ne yapacağım? İğmeleri bulmaya çalışacağım. Şimdi iğmeleri bulurken bakın şu zaman aralığında 0 ile 5 aralığında iğme neydi arkadaşlar? Hemen şuraya da yazalım onu. İğme delta V bölü delta T idi. Hızdaki değişim bölü zamandaki değişim. Zamandaki değişim 5. Şuraya yazalım o zaman. K için. Evet. 30 eksi 0. Değil mi? Bak hızdaki değişim 30 eksi 0. Bölü 5 eksi 0. 30 bölü 5'ten 6 metre bölü saniye kare. K için sevgili arkadaşlar ilk aralıkta buldum bu. Artı mı eksi mi? Artı. Yönü hareket yönüyle aynı. Ve dikkat edersen bunu diğer şey testinde de söyledik sevgili arkadaşlar. Açık uçlu sorularda çoktan seçmeli dedi. Eğimin senin pozitifse iğmen de pozitiftir hareket yönünde. Bak burada iğmen negatif. Ne kadar güzel görüyorsun. Bu arkadaşı hesaplayalım. Son hız 18. Delta V'yi yazıyorum. 18. Bir önceki hızın kaç sevgili arkadaşım? 30. Bölü zamanın ne? 9 eksi 5. Buradan da görüyorsun. 9 eksi 5. Eşittir. Eksi 12 bölü 4. Kaç buluyoruz sevgili arkadaşlar? Eksi 3 metre bölü saniye kare. Bak pozitif yönde, negatif yönde. Daha sonra tablodan da gidebilirsin. Bak tabloya da bakabilirsin. Değişimin hızdaki 24 eksi 18. Zamandaki değişimin 15 bölü 9. 15 bölü 9 diyorum. 15 eksi 9. Bunu da yazdım. 6 bölü 6'dan bu arkadaş da artı 1 metre bölü saniye kare çıkar. Değil mi sevgili arkadaşlar? K için hesaplamalarımız bu. Geldim L için. L için. L için geldiğimde 20, bakın 0'dan 20'ye çıkmış. 0'dan 20'ye. 4'ten 0. Son zaman, ilk zaman, son hız, ilk hız. 20 bölü 4'ten, bak yine pozitif görüyorsun. 5 metre bölü saniye kare. Pozitif yönlü. Gayet yolunda. Daha sonra sevgili arkadaşlar, son hızım 12. 20'den, değil mi? 12'ye düşmüş. 20'den 12'ye. Bak 12 eksi 20, 12 eksi 4. Zamanda bu 12'den 4'ü çıkartıyorum. Eksi 8 bölü 8'den eksi 1 bölü eksi 1 metre bölü saniye kare. Bunu da buldum. Negatif yönlü arkadaşlar. Geldim sonuncuya. 24'e çıkmış. Kaçtan? 12'den. 24 eksi 12 bölü zamanım ne? 15 eksi 12. Burası 12 yapar. Burası 3 yapar. Bu da arkadaşlar 4 metre bölü saniye kare yapar. Şimdi bana söyle. Bak pozitif, negatif, pozitif. Pozitif, negatif, pozitif. Zaten burada bak eğimlerden bile görüyorsun. Büyüklüklerini de yazdım. Yönlerini de söyledik arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi K ve L araçlarının şekilde gösteren konumlarına göre iğme zaman grafiklerinin tablolardan faydalanarak çizersin. İğme zaman grafikleri zaten bulduk arkadaşlar. Bak 6. Hangi aralıkta? 0 ile 5. saniye aralığında. K'yı çiziyorum şimdi. Ha, burayı da süre olarak nasıl yapalım? 15 saniyeydi. Yine aynı şeyi ölçeyim mi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 2, 4. Neyse aynı şeye sadık kalalım canım. 2, 4, 6, 8 diye. Şurası 5 olsun. Şurası 9 olsun yine. 1, 2, şurası da 15 olsun. Tamam. Sevgili arkadaşlar bak 0 ile 5. saniye aralığında kaç bulduk? 6 bulduk. 2, 4, 6. Bunun en sonu fazla şeyi tamam. 2, 4, 6. Bunları da bu şekilde bulalım. Artı 6. 0, 5 aralığında sevgili arkadaşlar sabit iğme ile 6 metre bölü saniye kare iğme ile devam ediyor. Arkasından dikkat edersen eksi 3 metre bölü saniye kare. Hangi zaman aralığında? 9 ile 5. Yani 5 ile 9 aralığında eksi 3. Güzel. 2, 4 dedik. Şurası da eksi 3. Şu aralıkta
Buraları nokta nokta da hiç gösterebilirsin. Şu şekilde arkadaşlar sabit ivme. İvmenin sabit olduğunda hızlardaki değişimin doğrusal olduğunu görerek görüyorum sevgili arkadaşlar. 9-15 aralığında nasıl? 9-15 aralığında da arkadaşlar 1 metre bölü saniye kare artı. Şurada. Yani bu arkadaşı da böyle böyle çizdim. Şurası da artı 1. Buyur sana grafiğimiz sevgili arkadaşlar. Çok da güzel grafik oldu. L için gelelim. L'nin de çıkarmıştık. Yine zaman aralıklarımız ne olacak? 4. Ha iyi. Buralar daha mantıklıydı. 4. 6, 8, 10, 12 ve 15'ti. 14, 15. Burası da 15 olsun. 0-4 aralığında arkadaşlar ivmemiz 5'ti. 2, 4, 5. 5 iyi mi? İyi 5. Şurası 6 olsun. Şurası da 5. Hop. Bu aralıkta 5 sevgili arkadaşlar. Çok güzel. Daha sonra eksi 1'e düşüyor. Bak şurada eksi 1'deyim. 4-12 aralığında. Burası eksi 1. Daha sonra kaç oluyor arkadaşlar? 4'e çıkıyor. Nerede? 12-15 aralığında. 12-15 aralığında da 4. 2-4. Şurası da 4 olsun. Tak tak şurası. Bak ölçekli çizince çok da mantıklı çıkıyor. Özellikle şurada sevgili arkadaşlar. Kendi aralığında ölçeklerini doğru yaparsan artış azalışlarını da. Hatta bak grafiğe bile baktığında şuradaki hızdaki artışın çok fazla. Buradakinin daha az olduğunu görürsün. Eğer ölçeklerin doğru olmazsa mesela şu eğimle bu eğim aynı da bile çıkabilir neredeyse. Şuralarda kendi aralarında tutarlı olacak. Grafiklerin triği budur. Evet bunları yaptık. Çok da güzel çizdik. Diyor ki görselde araçların son bulundukları noktalara bakıldığında L aracının arkada olduğu gözükmektedir. Doğru. L aracı arkada bu arkadaş. Önde zaten grafiğin altında kalan alanlar için de aynı yorum yapmıştık. Araçların bitiş gizliliğine aynı anda gelmesini nasıl açıklarsınız? Ha, aynı anda geliyorlarmış demek ki. Sevgili arkadaşlar ne dedi? 15. saniyedeki ivme değerleriyle bitiş çizgisine kadar gidiyorlar. Bak bu arkadaşın 15. saniyede ivmesi artı 1. Bu arkadaşın da ivmesi artı 4. Bu geride, bu ileride, bu geride. Şimdi bana söyle sevgili arkadaşım. Hızları da dikkat et ha. Ha ikisinin de hızları da 24-24 bu arada. Aynı hızdalar değil mi? Hızları da aynı. Aynı hızda gidiyorlar ve bitiş çizgisine aynı anda geliyorlar. Bu ileride bu geride. Nasıl oluyor? Sevgili arkadaşlar dikkat edersen bu arkadaşın ivmesi pozitif yönde daha fazla. Yani hızdaki değişimi diğerinden daha fazla. Böylelikle ne yaparsın? Bunun aldığı yol yani yer değiştirmesi aldığı yol daha fazla olur arkadaşlar. Daha fazla olduğu için bilim zamanda bu arkadaş bu arkadaşa yetişir. Bitiş çizgisine aynı anda gelme şansları olur. Bize bu mesafeyle ilgili bir bilgi verilmemiş. Hesap yapmak istersek onu da yapabilirdik tabii ki. Kolaylıkla da yapardık. Nitekim bu aracın hızındaki artış. Bak mesela bu 1 saniye sonra eğer bu hızda giderse arkadaşlar hızı 25 olacak. Bu arkadaşın 29. Bir 1 saniye sonra 26 olacak. Bu 1 saniye sonra 33 olacak. Dikkat edersen hızda da fark atmaya başladı. Gittikçe öndeki araca yaklaşır. Yetişmesinin sebebi budur. İkinci kısımla testi tamamlayalım arkadaşlar. Bayağı da uzun olmuş ama olsun hadi bu tek test yapalım. İki testle sizi yormayalım. Aşağıda verilen hız zaman, ivme zaman ve konum zaman grafiklerini inceleyin. Hız zaman, ivme zaman, konum zaman. İnceliyoruz. İnceledik mi? İnceledik. Şimdi zaten soru yolculuğumuzu da daha kolay yapacağız. Grafikte belirtilen numaralı bölgelerin hangi kuvvetin, bak hangi kuvvetin dengelenmiş veya dengelenmemiş. Arkadaşlar dengelenmiş F net 0, F net 0'dan farklı. Yani cismin üzerine etkileyen bir kuvvet var. Dengelenmemiş de yani bileşke kuvvet. Burada da kuvvetler olabilir ama dengelenmiş. F net 0 yani. Nerede? Bütün bileşkeleri sıfır oluyor arkadaşlar. Cisme etken kuvvetler. Tabloyu doldurmamı istiyor. Hay hay. Şimdi burada küçük bir numara yapacağım size. Çünkü sayfayı kaydıracağım ya. Sürekli yukarıya kaydırmaktansa eski bir Kızılderin numarasını şimdi deneyeceğim arkadaşlar. Teknoloji
bizim çok faydamıza biliyorsunuz. Ben de teknolojinin bir başka versiyonunu kullanıyorum şu an. O da şu, zeka fonksiyonu. Bak grafiklerim burada. Arkadaşlar birinci, ikinci, üçüncü zaman aralıkları için bakıyorum. Şimdi bak gel birinci zaman aralığına bakalım. Sevgili arkadaşlar hızım, dikkat edersen hız azalıyor. Hızın, sana bunu daha diğer testlerde de söylüyorum. Hatırlıyor muyum? Testinde söylemiştim. Hız zaman grafiğin eğimi sana ivmeyi veriyor. İvme var. Arkadaşlar bu sorunun triği de zaten o. F eşittir MA. Bak bir ivme varsa, ivme varsa şu F nettir. F net de vardır. Tamam, bu varsa bu da vardır. Bu varsa bu da vardır. Eğer sevgili arkadaşlar F eşittir MA'da A eşittir 0 ise hop burayı çarpım 0 olur. F de 0 olur. Tamam. Bütün trik budur arkadaşlar. Dengelenmiş de ivme olmaz. Hızım azalıyor. Burada bir ivme var. Değil mi sevgili arkadaşlar? Bakın bir eğim var. Hız grafiğimde benim bir ivmem var. Bu durumda bu nasıl bir kuvvet arkadaşlar? Dengelenmemiş bir kuvvet. Yani cismin yavaşlaması. Cismin yavaşlaması. Yavaşlaması. Ne oluyor arkadaşlar? F net sıfırdan farklı olduğunu gösteriyor bana. Evet. İkiye geldim. İkinci bölgede. Arkadaşlar sabit hız. Bak sabit hızı duyman demek ivmenin sıfır olması demek. Çünkü ivme delta V bölü delta T değil mi? Geçen zaman asla sıfır olamaz. Bu değerin sıfır olması için de bak hızdaki değişimin sıfır olması lazım. Hızım hiç değişmiyor. Burası da T. Sonuç ne olur? Sıfır olur. A sıfır olur arkadaşlar. A sıfır olursa da bu arkadaş dengelenmiş kuvvettir. Sabit hız anlamı arkadaşlar F net eşittir sıfır demektir. Tamam. 3 numaraya bakıyoruz. 3 numarada da şimdi yavaşlıyordu. Burada da hızlanması var. İvmem de şu kadar işte arkadaşlar. Şu arkadaşın eğimi kadar. Şurası bölü burası. Dikey bölü yatay. Nasıl bir kuvvetim var o zaman? Dengelenmemiş kuvvet. Dengelenmemiş derken bir F net kuvveti var arkadaşlar. Hızlanıyor. Cisim hızlanıyor. Öyle ise F net sıfırdan farklıdır arkadaşlar. Dörde baktım. Bak ivme sabit bir ivmeyle kendi ağzıyla söylüyor zaten. Sabit bir ivmeyle gidiyor. F eşittir MA. Bir A var ise arkadaşlar ama dikkat burada böyle dedik. Burada niye söylüyoruz? Burada bir hız grafiğim var. Burada ivme grafiğim var. Tüm grafikleri kendi içinde değerlendiriyoruz. Sabit bir ivmem var. O zaman net kuvvet vardır arkadaşlar. Hatta dikkat edersen pozitif yönde hızlanan bir şey değil mi? Cismin hızının değiştiğini gösteriyor. Ha pozitif ya da ne, bu pozitif yönde de hareket doğrultusunda ya da hareket doğrultusunun tersinde de olabilir. Onu boşluk doldurma, eşleştirmede çok güzel konuşmuştuk. Ona lütfen bakınız arkadaşlar. İvmesinin olması hızdaki değişim mi anlatır arkadaşlar? Hızdaki değişimin göstergesidir. Bu da F net sıfırdan farklı demektir. Geldim şu beşinciye geldim. Beşincide nasıl? A bak A sıfır işte arkadaşlar. Bak A sıfır. Net kuvvet yok. Yani dengelenmiş kuvvet. F net sıfır arkadaşlar. Bütün kuvvetler cismin üzerine etkileyen kuvvetler dengelenmiş ve sıfır olmuş. A sıfır ise sevgili arkadaşlar yani ivmem sıfır ise yani zaten F eşittir MA yani buradan da görüyorsun. V sabit demektir. Dolayısıyla arkadaşlar F net eşittir sıfırdır. Cisme etkileyen kuvvet net kuvvet budur. Ha şöyle devam edelim pekala. 6'ya geldim. Arkadaşlar bak dikkat edersen bu sefer konum grafiğine geldim. Konum doğrusal artıyor arkadaşlar. Konum doğrusal artıyorsa V sabittir arkadaşlar. Sabit hızla gittiği için. Bak hep birim zamanda
aldığın yollar eşit. Şunlar zamanlarını kabul et. Aldığın yollarda şunlardır. Sana bunu diğer testlerde de gösterdim. Bak aldığın yol zaman, geçen zaman aldığın yol. Geçen zaman aldığın yol. Geçen zaman aldığın yol. Bunların hepsi de birbirlerinin aynıdır. Şu üçgenlerin hepsi aynıdır arkadaşlar. Çünkü eğimleri aynıdır. Burada hep aynı basamakları görürsün. Tamam mı? Şu basamak gibi neredeyse. Bu da sana hızın sabit olduğunu gösterir. Hız sabit ise A sıfırdır. Yani F net cismin üzerine etken tüm kuvvetler sıfırdır. Dengelenmiş haldedir arkadaşlar. Buraya geldiğinde zaten doğuştan böyle yani kafadan ne görüyorsun? Konum duruyor yani. Şoför oturmuş çay içiyor. Hareket yok. Zaman işte saat 12'den 1'e gelmiş. Hala çay molasında vatandaş. Konumu hiç değişmemiş. Bak hep aynı konumda. Dengelenmiş kuvvet. Hız sıfır ki zaten. Hız eşittir sıfır. Dolayısıyla cismin üzerine etken net kuvvet sıfır. Ha hiç kuvvet var mı yok mu bilmiyorum. Şöyle. Yani adam çay molasındadır. Tamam mı? Arabası şuradadır. Belki o esnada bir traktör bunu böyle itiyordur, bir traktör böyle itiyordur ama dengededir. Hiç hareket etmiyordur. Yani kuvvet olabilir. Kuvvet yok demeyelim. Net kuvvet sıfır lafı daha doğrudur. Tamam mı? İki traktör bu almışlardır bunu araya sıkıştırıyorlardır belki. Espri yapıyorum tabii ki. Önemli olan burada kuvvet var mı yok mu? Net kuvvetin sıfır olduğu. O yüzden adı dengelenmiş kuvvet. Tamam mı? Öyle bir şey belirlemiş. Ha burada da arkadaşlar gördüğünüz üzere çay molasını yapmış. Şimdi eve geri dönmüş. Evden çıkmış. Çay içeceği mekana gelmiş. Oturmuş çayını içmiş. Hop bu sefer de bak başladığı noktaya geri dönmüş. Eninde sonunda sonra hanımı da demiş ki o demiş bak Kürkçünün demiş şey tilkinin dönüp dolaşacağı yer Kürkçü dükkanı demiş. Tekrar evine geri dönmüş adam. Aynı yere geri dönmüş. Sabit hızla geri dönmüş. Bak sabit hızla gitmiş, sabit hızla dönmüş. Marş marş gitmiş, marş marş dönmüş. Yine sevgili arkadaşlar, hız sabit. Dolayısıyla ivme sıfır. Hop etkiyen net kuvvette sıfır olur arkadaşlar. Evet, iki ne diyor? Grafiklerde görüldüğü gibi belli bir zaman aralığında dengelenmiş ve dengelenmiş kuvvetler birbirini takip edebilir. Dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde bir süre devam eden ve kazananı dengelenmemiş kuvvetin belirlediği oyun veya sporlara örnek veriniz. Vallahi burada şeyden kitaptan şey çekeceğim. Çok güzel örnek olmuş çünkü arkadaşlar. Kitaptan kopya çekeceğim. Halatı düşünün. Burada da halatı çeken insanlar var değil mi? Hop. Halat çekme yarışı. Hop halat böyle. Burada da halat çeken insanlar var değil mi arkadaşlar? Aynı insanlar. Ne oluyor bu yarışta? Öncelikle belli bir süre yenişemiyorlar. Tam şurada mendil de var. Şurası da şey çizgisi. Bu çekiyor, bu çekiyor. Nasıl bir durum var? Dengelenmiş kuvvet var. Daha sonra bir taraf kazanıyor. Hop dengelenmemiş kuvvet halini alıyor ve bir taraf kazanıyor. Güzel bir örnek. Halat çekme. Ben direkt aklıma güreş gelmişti arkadaşlar. Hani güreşte de öyledir ya. Yani güreş sporuna da öyle diyelim ama kitap özellikle bilek güreşi demiş. Bu daha doğru gibi sanki. Hani bilek güreşinde de elleri tutuşuyorlar. Eller tutuşmuş halde hop vatandaşların pazuları da böyle. Kollar. Şuradan da hop böyle baksınlar bakalım. Ha. Şu da şuradan baksın. Arkadaş matematikçi misin, fizikçi misin, ressam mısın? Kötü çizdik ama. Şu puzzle'ları şöyle kocaman yapalım. Değil mi? Önce bir denge var arkadaşlar. Dengelenmiş kuvvet var. Daha sonra o dengeyi bozan kişi, dengelenmiş kuvveti sağlayan kişi güreşi kazanmış oluyor. Benim aklıma başka şey olabilir. Arabalarla bir şeyi çekme olabilir. Ne bileyim takoz itme olabilir. Değil mi? Arabalarla halat olabilir. Öyle televizyonlarda gördüm yani. Arabaları bu sefer bağlıyorlar. Arabalar birbirlerini bağlıyor. Hangi araba hangi arabayı çekerse kazanıyor. Bu yöne çekiyor, bu yöne çekiyor. Arabayı çeken kazanıyor. Evde denemeyiniz. Evde denemeyiniz. Nokta.
Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu testimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.